Merhaba arkadaşlar dostlar. Bu gece oynanacak olan 20 Nisan 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Hızlı bir video olacak. Kısa bir video olacak. Hemen tahminleri vereceğiz ve geçeceğiz. Hızlı bir şekilde yüklensin. Geçe kaldık diye kalem kağıt hazırlayın. Hemen notlarınızı alın arkadaşlar. Ona geçmeden önce dünkü yaptığımız videoda full çektik. 3'te 3 oldu. Playofflar devam ediyor. Seriler devam ediyor. Durumlar devam ediyor. Sakatlıklar da devam ediyor. Bu akşam ne olacağını göreceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. İlk maçımız Memphis Los Angeles Lakers maçı. Lakers ilk maçı kazanarak ev sahibi avantajını Memphis'ten almış oldu. Camoran sakatlandı. Camoran bu maçta olmayacak. Lakers kazanmaya çalışacak Camorant olmadan ve bu işi bitirmeye çalışacak Memphis tarafında ise her, herkes tabii ki Camorant'ın yokluğunda varını yoğunu maça koyup kazanmaya çalışacaktır. Seyircisi önündeki bu maçı coşmak için. Burada bu maçta taraf baksine gitmeyin arkadaşlar. Bu maç er ne şekilde olursa olsun biraz rahatlamış Lakers'ta olacak karşılarında. 223 sayı 100 bareme gidecek. 223 sayı üz baremi 1.60'tan rahatlıkla kullanabilirsiniz ve keyifli bir maç seyredebilirsiniz. Jaren Jackson 22 sayı üstünde atar ve Desmond Bain 23 sayı üstünde atar Memphis tarafında. Los Angeles Lakers tarafında ise Anthony Davis 24 sayı üstünde atar ve Austin Reeves 14 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların üz baremlerini kullanabilirsiniz. Özellikle Jaren Jackson ve Anthony Davis ve Desmond Bain'i öne çıkartıyorum. Bu üçlü %80 civarında üste gelirler. Lebron James bu maçta fazla dakika süre almayabilir. Biraz dinlendirebilir. Ona göre onun üstüne ister gidersiniz ister gitmesiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç güzel maçlardan biri olacak. Milwaukee Miami Heat maçı. Gördüğünüz gibi Miami'yi giydim. Ama bu maçta bu akşamki maçta Milwaukee'de Yannis Antetokounmpo oynayacak. Chris Middleton da geçen maçta gördüğümüz gibi biraz fazla oynadığı zaman neler yapabileceğini gösterdi. Bu maçta daha fazla dakika süre olacaktır. Daha etkili oynayacaktır. yani de dönüşüyle beraber ilk maçta sakatlanıp o, o, takımını yalnız bıraktı ve Miami bir şekilde maçı kopartmayı başardı bu maçta Tyler Heron'un oynamaması bekleniyor Miami tarafında. Milwaukee tarafında ise her şey normale dönecek. Yanis oynarsa ama ne şekilde oynayacak? Ağrılarla mı? Zorlanacak mı? Onu göreceğiz. Ama ne olursa olsun bu maçı Milwaukee kazanmak zorunda. Çünkü bu maçı da kaybederlerse Miami'ye karşı zaten neredeyse playoff şansları çok zora girecek. O yüzden el, ellerinden geldiğini yapıp farklı bir galibiyet alacaklar. Burada en az 3.5 handikaplı 1.50 orandan Milwaukee'ye güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıp ne edip Milwaukee bu maçı farklı bir şekilde kazanacaktır ve kazanacaktır. Durumu bir getirecektir. Chris Middleton 19 sayı üstünde atar. Yanis Antetokounmpo iyi durumda dönerse 27 sayı üstünde atar. Jimmy Butler yine etkili olacak. 27 sayı üstünde atacak. Ve Bam Adebayo 18 sayı üstünde atar. Bam Adebayo'dan da artık 20 sayı ve üzerlerine çıkması gerekiyor. Yoksa playofflarda ileriye gitmek, devam etmek çok zor olacak Miami için. Geliyoruz 3. maçı. 3. maçımız Denver Nuggets -Nugget Minnesota maçı. Burada fazla konuşmaya gerek yok. Geçen maçta da gördük. Denver istediği zaman Jokic, Jamal Murray, Eric Aaron Gordon, Michael Porter Jr etkili oynuyorlar. Bruce Brown ve diğerleri ve Minnesota'yı rahat bir galibiyet elde ettiler. 1-0 öndeler. Bu maçta da kendi evinin sahipliği avantajını kullanmak isteyecekler ve durumu 2-0'a getirmek şansını yakalamışken kullanacaklar. Denver tarafında Denver yine kazanır. Minnesota tarafında Rudy Gobert oynayacak bu maçta ama tabii ki yok için karşısında Rudy Gobert ne kadar durabilir o apayrı bir soru konusu en az 3.5 handikapla sağlam olarak 1.50 orandan Denver kazanır diyorum. Jamal Murray 22 sayı üstünde atar ve Nikola Jokic 22 sayı üstünde atar. Minnesota tarafında ikili tabii ki Anthony Edwards 23 sayı üstünde atar ve Karl Anthony Towns 20 sayı üstünde atar. Bu dörtlüyü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikli olarak Jamal Murray ve Anthony Edwards'ı daha öne çıkartıyorum. Sayı üz baremleri olarak daha sağlam olarak onları kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 3 tane maç tahminden öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Milwaukee Miami maçı Milwaukee kazanır en az 3.5 bir 1.50 oran. Ve Denver Minnesota Denver kazanır en az 3.5 bir 1.50 oran. Bu iki maçı sağlam olarak oynadığınızda arkadaşlar güzel bir şekilde 2 ve üzerinde orandan yine kazanma şansı elde edersiniz. Ve sağlam olarak paralarınızı 2'ye katlarsınız. Öne çıkarttığım üz baremlerinde iyiyse Şöyle olacak. Memphis Los Angeles Lakers maçında Anthony Davis bu maçta fazla sayı atmasını bekliyorum. 24 sayı üstünde atacaktır. Milwaukee Miami maçında Chris Middleton 19 sayı üstünde atar. Onun üz baremini daha öne çıkartıyorum ve Denver Minnesota maçında reaksiyon getirmek zorunda olan Minnesota tarafında Anthony Edwards 23 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz Jamal Murray'i de kullanabilirsiniz. Denver tarafında o da seyircisi önünde yine 22 sayı üstüne çıkacaktır. Bu iki oyuncudan birini seçerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve üçlü yapıp 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Bu videomuzda böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.